Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber telefonumuzdaki WhatsApp mesajları bilgisayardan nasıl görebiliriz, nasıl yönetebiliriz, gelen mesajlara nasıl cevap verebiliriz ondan bahsedeceğiz. Aslında bununla ilgili bir videomuz vardı. Diğer videomuzda telefondan telefona nasıl yapılıyordu bu işlem? Ondan bahsetmiştik. Eğer ona ihtiyacınız varsa o videomuza da kanalda bulup bakabilirsiniz. Ben açıklamalar kısmına onun linkini de bırakacağım. Şimdi bazı arkadaşlarımız bundan niye bahsediyorsun? Bunu birçoğumuz biliyor diyebilir. Ama bilmeyen arkadaşlarımız da var. O yüzden bahsetmemiz gerekiyor. Ve diğer bahsettiğim videoda bazı anlaşılmayan yerler olmuş. Birçok soru vardı. O soruları da bu videoda hem yanıtlamaya çalışacağım. Bazıları bildirimleri alamıyormuş ve diğer telefonda bildirimler geliyormuş ve bunları kapatmaya falan çalışmışlar. Onlarla ilgili kısaca hem bahsetmiş olacağım. O yüzden bu videoyu çekiyorum aslında arkadaşlar. Şimdi burada bazılarımız bu uygulamayı aslında programı diyelim casusluk amaçla kullanmak isteyebilir. Bu casusluk programı veya uygulaması değil arkadaşlar. Çünkü bunu WhatsApp kendisi üretmiş. Kendinin bir çözümü. Bunu genelde şirket sahipleri WhatsApp hesaplarını bilgisayar üzerinden de kontrol etmek amacıyla kullanmak istiyorlar. O yüzden kullanılabilir. Veya ebeveynler çocuklarının mesajlaşmalarını takip etmek isteyebilirler. O şekilde kullanabilirler. Bazı yapılan bazı yanlışlıklardan dolayı bazı işlemler yapılamıyor. O yüzden bu videoyu dikkatle izlerseniz bütün soruları yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken hiç bilmeyenler için cep telefonumuzdan hemen WhatsApp'ımıza giriyoruz. Şurada 3 nokta olan kısma tıklıyoruz. Burada bağlı cihazlar yazan yer var. Hemen oraya giriş yapıyoruz. Şimdi burada iki tane alan çıkıyor. Bir tanesi üstte bir tanesi altta. Burada aslında çoklu cihaz bağlantısı beta programı var burada arkadaşlar. Şimdi ondan bahsetmeyeceğim ama kısaca söyleyeyim bunun ne olduğunu belki merak edenleriniz de olabilir. Eğer bu beta programına katılırsanız cep telefonunuz kapalı dahi olsa yani takip edilecek olan mesajlarına ulaşılacak telefon kapalı veya internetinin de olmasa bile siz bildirimleri görebiliyorsunuz. Öncelik artık bilgisayardan veya farklı telefondan takip edildiğinde onlar görebiliyor. Bu telefon kapalı dahi olabilir ama şimdiki yapacağımız işlemde telefonun açık olması gerekiyor. Biz bu beta uygulamasına başka bir videoda anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi biz cihaz nasıl bağlanıyor önce ona bakalım ve diğer videodaki sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Giriş biraz uzun oldu ama arkadaşlar lütfen e, kusura bakmayın. Hem soruları da yanıtlamak istiyorum. O şekilde daha iyi çözüme gideceğimizi düşünüyorum. Hemen burada cihaz bağla yazan kısma tıklıyoruz. Buradan bir tuş kilidimizi istiyor. Ve burada kare kod okutmamızı istiyor. Hemen bilgisayardan yapmamız gereken işlemler var. Telefonun üzerinde bir adres veriyor arkadaşlar. Oraya girmemiz gerekiyor. Web.whatsapp.com diye bir yer. Ve burada giriş yaptığımızda burada bir kare kod gözüküyor. Bunu telefonumuza okutmamız gerekiyor. Kameramız ile okuttuğumuz anda gördüğünüz gibi ekran bağlanma kısmına geçiyor. Ve artık buradaki Whatsapp mesajlarımız tamamıyla buraya geçecek. Şimdi bağlantısı yapılıyor. Ve şunu da söyleyeyim. Eğer sizin telefonunuzu biri takip ediyor mu diye görmek istiyorsanız buraya aynı yere giriş yaptığınızda bakın alt tarafta bağlı olan cihazı burada gösteriyor. Siz de buradan sizi takip eden birisi var mı, WhatsApp mesajlarınızı birisi okuyor mu diye görebilirsiniz. Olur da olur yani sizden habersiz birileri WhatsApp mesajlarınızı takip ediyor olabilir. Şimdi bu uyarıyı yaptıktan sonra hemen şöyle bir geri gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi WhatsApp mesajlarımın hepsi buraya geçti. Şimdi burada neler yapabiliyoruz hepsine bakacağız. Yalnız kısa bir uyarım var. Şimdi ben daha önce giriş yaptığım için ben de o uyarı gelmedi arkadaşlar. Şurada bağlandığımızda ilk bağlandığımızda bildirimleri almak istiyor musunuz? Yani zamanında almak isteyip istemediğimiz soruyor. Buraya basıp izin vermemiz gerekiyor. Ben önce bağlandığım için çıkmadı. Eğer siz ilk defa giriyorsanız buraya dikkat edin. Çünkü bana o çok soruluyor. Bildirim geldiğinde ben haber alamıyorum. Sadece giriş yaptığım zaman görebiliyorum diyenler var. Eğer siz sürekli WhatsApp mesajlarının bildirimlerini bir an önce görmek istiyorsanız, telefonla beraber görmek istiyorsanız oradaki yazıya tıklamanız gerekiyor. Şimdi bir uygulaması daha var. Daha doğrusu bilgisayar için bir program var. Şurada orta ekrana baktığımız zaman burada bizi bir siteye yönlendiriyor. Hani WhatsApp'ın pardon, Facebook'un uygulamaları var. Facebook Messenger gibi uygulamaları bilgisayarımıza kurduğumuzda senkronizasyon daha güzel oluyor ve mesajlar anında gelebiliyor. Siz bu web sitesine girmeden bir uygulama ile uygulama yardımı ile veya program yardımı ile daha kolay kullanmak istiyorsanız ve bildirimleri daha kolay almak istiyorsanız ve sürekli giriş yapmak istemiyorsanız bu programı kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada var. Ben bilgisayara indirdim. Birazdan hem onun nasıl yapıldığını göstereceğim. Hem faydasından bahsedeceğim sizlere. Eğer onu indirirseniz daha fazla avantajınız var. Şimdi ben bir deneme yapmak istiyorum. Şimdi bu telefona başka bir telefondan mesaj göndereceğim. Hem buraya hem buraya gelecek. Şöyle telefonumda ekranda açıp şuraya koymak istiyorum ve denemek için bir tane mesaj atıyorum arkadaşlar. Bastığımda gördüğünüz gibi mesaj geldi. Yalnız gelen mesaj telefondan ötmedi. Bir ses duydunuz. Ses telefondan çıkmadı. Bilgisayarda açık olduğu için bilgisayardan geldi. Böyle bir dezavantajı var arkadaşlar. Eğer Telefonunuzun mesajlarını bir an önce gelmesini istiyorsanız artık mesajlar sadece yani bilgisayarınıza geliyor öncelik olarak diğerine gelmiyor ve şunu da söyleyeyim bana bu da çok sorulmuş burada WhatsApp Web diye bir yazı yukarıda çıkıyor yani mesaj benim bağlandığımı görebiliyorlar diye söyleyen arkadaşlarımız var arkadaşlar bunu sessize alabilirsiniz bunu buradan kaybedebilirsiniz ama onu yapmak için hem onu da bir gösterelim. Şurada basıl tuttuğumuzda, gerçi bu telefon Xiaomi her telefonda farklı. Buradan bildirimi durdurabiliyorsunuz, ama eğer ki bildirimi durdurursanız, bildirimleri e, sessize alırsanız, bu telefon artık hiçbir şekilde WhatsApp mesajlarının sesini almayacak. Ama bunu yapmazsanız, burada bu bildirim çıkacak dedim ya bu casus uygulaması değil. O yüzden bu bildirimin çıkması normal arkadaşlar. Bakın şimdi tekrar bir tane daha deneme mesajı atmak istiyorum. Şimdi telefona geldi. Bazen bunu bazen yapıyor arkadaşlar. Her zaman yapmıyor ama ilk öncelik bilgisayara veriyor. Tekrar ben gönderiyorum. Bakın şimdi ikisine birden geldi. Bu da neden oldu? Telefonumuzdan açıp orayı gördüğümüz için artık WhatsApp mesajları oraya da geldi. Ama öncelik bilgisayara veriyor burada. Bakın şimdi buradan açalım. Bir tane de deneme mesajı biz buna atalım. Ve diğer telefona Evet. Diğer telefona, bizim gönderdiğimiz telefona buradan o yazdığımız WhatsApp mesajı geliyor. Ve istersek şuradan mesaja girelim. Şuradan giriş yapıyorum. Bakın, buradaki telefona bu mesajların aynısı buradaki gibi bu da gelebiliyor. Hemen tekrar bir tane daha deneme için mesaj atalım. Siz de ekranda görün. Bakın orada rastgele yazıyorum arkadaşlar. Bunlar çıkıyor. Şimdi bunları da anlattıktan sonra ben size bir kendisinin programı olduğunu söylemiştim. Hemen onu da göstereyim. Şimdi bunun biraz dezavantajları var. Şöyle siz bu sayfaya her geldiğinizde girmeniz gerekiyor ama her geldiğinizde eşleşmeyi tekrar bağlantı yapmanıza gerek yok. Gerek yok ama siz telefon eğer sizin bilgisayarınızda bu program yüklü değilse az birazdan göstereceğim. Program yüklü değilse siz web sitesine illaki giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yapmadıysanız bakın giriş yapmadan ben mesaj göndereyim. Diğer telefona gidecek sadece. Bilgisayarda hiçbir uyarı gelmeyecek. Şimdi mesajı attım. Sadece telefona geldi. Bilgisayarda herhangi bir şey yok. Biz bunu alabilmemiz için buraya girmemiz gerekiyor. Eğer siz bunu dediğim gibi Facebook Messenger gibi her an gelmesini istiyorsanız, bildirimleri görmek istiyorsanız ya böyle girmeniz gerekiyor bu siteyi hep açık tutmanız gerekiyor. Veyahut da burada kendi uygulamasında ben kuruluşunu size göstermiyorum arkadaşlar. Zaten çok basit. İndirip kuruyorsunuz az önceki gösterdiğim yerden. Veya buraya girerek aynı şekilde bu uygulamaya kare kod okutması yapacağız. Hemen onu da bir göstereyim. Arkadaşlar bu arada video biraz uzun oluyor ama kusura bakmayın artık. E, tüm detayları göstermek istiyorum ve aklınızda bir soru kalmasın. Gene bağlı cihazlar kısmına geliyorum. Diğer e, cihazı kapatmama gerek yok. Yani buradan durdurmama gerek yok. 4 tane cihaz bağlayabiliyorum. İkisi de bilgisayardan olmasına rağmen birisi uygulama birisi de web sitesi olduğu için zaten burada bakın Google Chrome üzerinden bağlandığını gösteriyor. E, şimdi de uygulamadan bağlandığımı gösterecek. Hemen tekrar bağlantı yapabiliyorum. Karakodumuz açıldı ve hemen okutma işlemini yapıyorum. Evet bağlantıyı kabul etti. Bakın bağlı cihaz sayısı 2'ye çıktı. Burada arkadaşlar biraz daha yaklaşalım. Windows üzerinden bağlandığımı ve Google Chrome üzerinden bağlandığımı gösteriyor. Şimdi telefonumu yan tarafa alıyorum. Bu da bağlana dursun. İnternet sayfamız da var. Bilgisayar da var. Ama ikisini aynı bilgisayardan yaptığım için birinden birine onay vermem gerekiyor. Şimdi ben web sitesini tamamen şuradan bir çıkışını yapalım. Buraya engel olmasın. Ve şimdi bilgisayar üzerinden girişimizi program ile WhatsApp'ın kendi programı ile kurulum işlemini yaptık. Burada daha fazla neler yapabiliyoruz? Mesaj yazmayı gördük, mesaj almayı gördük. Her şeyi yaptık arkadaşlar. İstersek profil ayarlarımıza kadar değiştirebiliyoruz. Rehberimizdeki herkesi buradan görebiliyoruz veya hemen şurada ayarlar kısmında neler var? Bunlara da bir bakalım. Buradaki değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Hatta bildirim ayarlarına daha fazla buradan ulaşabiliyorsunuz. Hangi bildirimleri almak istiyorsunuz? Hangilerini almak istemiyorsunuz? Burada onlar da var. İsterseniz bildirimleri kapatabilirsiniz. Birazdan bir mesaj denemesi daha yapacağım. Bilgisayara gelecek. Tema değişikliğini yapabiliyorsunuz. Koyu görüntü veya açık görüntü şeklinde yapabiliyorsunuz. Ve bir şey daha soruluyor arkadaşlar. Ben silinmiş mesajları görebilir miyim? Bunu da çok sormuşlardı. Burada arşivlenmiş mesajlar diye bir bölüm var. Buraya tıklarsanız burada arşivleme yapmaya başlayacak. Mesajlar silinse de artık burada kalacak. Burayı açık tutmanız gerekiyor. Ve bir de şurada masaüstü ayarları diye bir yer var. Bu artık programın avantajlı olan kısmını burada anlatıyoruz aslında. Buraya girersek. Oturum açıldığında WhatsApp otomatik olarak açılsın mı diye soruyoruz arkadaşlar. Eğer biz bunu açmazsak bu uygulama ne kadar olsa dahi biz manuel olarak girmemiz gerekiyor. Bu işlemi yapmamız gerekiyor. Bir de şunu söyleyeyim o soruda soruyordu. Eğer az önce girdiğimiz gibi Internet Explorer üzerinden veya Google Chrome üzerinden giriş yaptığımızda tekrar bizim kare kod okutmamız gerekiyor mu? Veya bu uygulamada kare kod okutmamız gerekecek mi? Veya telefondan telefona bağlanırken kare kodu tekrar okutmamız gerekecek mi diye soranlar var. Kare kod bir daha okutmuyoruz arkadaşlar. Bir kere okutuyoruz. Ta ki ne zamana kadar telefonun asıl sahibi üzerinden çıkış yaparsa yani buradan çıkışını yaparsa o zaman tekrar okutmanız gerekiyor. Eğer çıkış yapılmazsa siz buradan çıkış yaparsanız onu da zaten ayarlar kısmına girdiğiniz zaman oradan kapatabiliyorsunuz. Uygulamadan çıkmanız gerekiyor. O zaman tekrar gerekiyor. Bakın ben tekrar giriş yapıyorum. WhatsApp bebe giriyorum. Girdiğimde benden kare kod istemeyecek. Sadece ikisi de aynı bilgisayarda olduğu için program üzerinden kapatılıp yani burayı kapattı bakın. Programı kapattı. Web üzerinden giriş yaptım ve direkt bağlandı. Ta ki ben kapatana kadar veya telefon üzerinden kapatana kadar bu işlem devam ediyor. Kapatmanıza gerek yok. Daha fazla ayar yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Bu bu kadar. Video biliyorum biraz uzun oldu ama ben soruları da yanıtlamak istedim. Bildirim gelmesi normal. Eğer kapatırsanız bu size kalmış bir şey. Telefonun asıl sahibi bildirim alamayabilir. O yüzden bunu kapatırsanız casus amaçla kullanıyorsunuzdur zaten. Artık birinden birine ya katlanacaksanız ya da bu işlemi yapmayacaksınız. Zaten casus işlemini yapmanızı istemiyoruz. Ben tekrar uygulama üzerindeyken şimdi yani programı üzerindeyken bir mesaj atmak istiyorum. Bakalım telefona mı öncelik geliyor? İkisine mi aynı anda geliyor yoksa bilgisayara mı? Hemen bir ona bakalım. Şimdi mesajımı attım. Evet, bilgisayara düştü gene arkadaşlar. Bildirimden bildirimler bilgisayara öncelik olarak geliyor. Telefona da gelecektir ama onu da şimdi şuradan geri gelelim. Şimdi hemen telefon ekranında bir açık tutalım. O şekilde bir deneme yapalım. Şimdi normal WhatsApp'ımız açık. Bakalım hangisine öncelikli olarak gelecek. Şimdi tekrar bir mesaj atıyorum. Ses olarak telefondan çıkmadı. Kapatalım. Tekrar gönderdim. Telefonda gene bildiri olarak gelmedi arkadaşlar. Dediğim gibi bazen geliyor ama bu cihazdan cihaza değişiklik gösterdiği için böyle oluyor bazen de gelmiyor. Şimdi normal ekrandayken şu şekilde deneme yapacağım. Gördüğünüz gibi ses gene çıkmıyor. Bildirim geliyor. Bu bu cihazla bağlı olduğumuz için dediğim gibi öncelik bilgisayara veriyor ve bildirim ilk önce bilgisayara düşüyor. O yüzden böyle bir şeyle karşılaşılıyor. Şimdi bir de şuradan uygulamadan normal çıkış yaparak normal mesajımı atacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uygulamadan geri geldiğimde bize bildirim sadece telefona geliyor. Buradan yine giriş yapmamız gerekiyor ve bunu aşağıda böyle tuttuğumuz zaman tekrar bir deneme yapacağım. Şimdi tekrar aşağıya indirdim. Aşağıda dahi olsa bu sefer ses gelmiyor. Yine mesajı gönderdim arkadaşlar. Bakın yukarıda görüyorsunuz bilgisayardan bağlantı varsa telefondan bildirim gelmiyor. Tabi bazı zaman oluyor bu. Öncelik bilgisayarda. Evet arkadaşlar video biraz uzun oldu biliyorum kusura bakmayın. Ben tüm detayları görmeniz için hem kesmeden kırpmadan canlı bir şekilde sizlere göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Yeni bir sorularınız varsa bana yazarsanız ben sizlere bunu göstermeye çalışacağım. Bakın mesajımız yeni geliyor. Tuş kilidini açtığımızda bu sefer geldi. Bunları artık siz de kendiniz deneyebilirsiniz. Bir sorunuz varsa yorumlar kısmına yazarsanız ben oradan cevaplamaya çalışacağım. Veya farklı bir video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.